böyle geldim. Belediyeye gidiyoruz. Belediye başkanı bizden görüşmek istemiyor. Kentsel dönüşüm istemiyoruz. Kentsel dönüşüm istemiyoruz. Yerlerimizden memnunuz. Her yerde mağduriyetler var ama biz o mağdurlardan olmayacağız kesinlikle. Biz istemiyoruz. Usulsüz, haksız, kentsel dönüşüm istemiyoruz. Kesinlikle. Hakkımızı alıp rahat sağlayamazlar. Yerlerimizden yer sahibi edinemezler. Kesinlikle. Biz yerlerimizi vermiyoruz. Onlarla kazanmadık, onlarla da yemeyeceğiz. Ama insan gibi davransınlar ya. Biz de zorlayıp halkımızdan ısrar yapın. Bizi zor kullanamazsınız. Bizi zor kullanamazsınız. 5500'e yine kirayla geçinebilir miyiz? Geçin ya işe. Ne zaman konuşacaksınız başkanım ya? Şuraya bakın. Şurası şimdi varoş diyor buraya. Buraya bir tane zengin gelse burası villa olur. Tamam, işlerine gelmiyor. Niye? Garibanı istemiyorlar. Garibanı bir tane bloğa sığdıracaklar bizim hepimizi. Geri kalan bloklara satacaklar. Kendilerine rant yapacaklar. Ya bu kadar basit. Ben kendim şahsen bir kalp hastası kadınım. Evet. Bak ilaçlarımı içtim. Buraya çıktım. Titriyorum. Kur'an çarpsın titriyorum. Ona göre ayağınızı denk alın. Ben tek başıma yaşayan bir kadınım. Evet. 10 lira para alıyorum. 10 milyar. Aynı, aynı. Tek başımayım. Evet. Ben nereye çıkarım yavrum? Elmanın yarısı biziz, yarısı siz diyorlar. O nasıl oluyormuş? Benimle beraber miymiş çalışır kasına kazanır kasına? İstemiyoruz. İstemiyorum, istemiyorum. Gelsin isterse ölümü çıkarsın buradan. Burada biz evimizde kendimizde güvencede değiliz şu an. Ne zaman çıkarılacağımız veya iş makinesi ne zaman gelip başımıza evimiz yıkılacak belli değil. E diyor ki kardeşim ben senin yerini yapacağım. Ama yapacaksın ama ne bir sözleşmesi var, ne bir projesi var. Ortada hiçbir şey yok. Yani 5 senelik sana bir şey vaat ediyor ama bu 5 senede insanlar kirada oturacak. İnsanlar 25 lira, 30 lira, 35 lira kira verecek. Ya buradaki insanlar bunları verecek durumda değil. Bunların çoğu emekli, asgari ücretle çalışan insan. Ya bu resmen bir vicdansızlık. Başka bir şey değil. Yani insan olan insan bunu yapmaz. Devlet yalan söyler mi arkadaş? Yalan söylediler. İnsanları baskı altında tuttular. Ya insan 80 yaşında, 70 yaşında insanlar okuma yazma bilmiyor. Gittiler orada 13-14 tane evrak var. Hepsinin altına imza attılar. O evraklarda ne yazdığını okuma fırsatı bile vermediler. Çünkü evrak vermediler kimseye. Bir sabah uykudan uyandık, yataktan kalktık, dışarıya çıktık. Ana, kapıda evden çıkın kağıdı. Şok olduk. Ona dedik bu nedir böyle? Anlaşma yok, sözleşme yok, bir şey yok. Kapı evlerinizi boşaltın. 15 nereye boşaltıyorsun 15 gün içinde evleri? Kira parası zaten diz boyu. 20 bin lira, 25 bin lira, 30 bin lira. Zaten savaş kapıda. Zaten millet ekonomiyle uğraşıyor. Karnını zor doyuruyor. Sen evden çıkacaksın 5500 lira kirayla kirada oturacaksın. Gitsin kendisi otursun bakalım o 5500 lira kiraya. Gitsin o parayla kendisi doyursun karnını. Bizi kapıya atıp yerimizi rant etmeye çalışıyor. Böyle bir kanunsuzluk olmaz. Biz şimdiye kadar oyları biz verdik, onları biz destekledik ama bizi çok mağdur ediyorlar. Biz bu durumda çok mağduruz. Nereye gideceğiz? Biz bu konuda Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Biz sözleşmelerin için imzaladık. Bir hafta bize bir koşul koydular. Bir hafta içerisinde siz sözleşmeyi imzalamazsanız eğer evlerinizi sizden geri alırız diye bize tehdit ettiler. Biz kabul etmediğimizde 3-4 sefer bizi üst üste arayıp rayiş bedeliyle satın alırız yahut da evlerinizde hiçbir şekilde siz hak sahibi olamazsınız diye bize telefonda tehdit ettiler. Hepimiz biz bu korkuyu yaşayarak evimizden olmayalım diye tehdit altında gittik, imzada bulunduk. Şimdi ben tek başına yaşıyorum. Bir maaş alıyorum. Beyim yani yok. Hastası var. Ben nereye gideceğim? Kim bana bakacak? Nereye sığınacağım? Biz nereye gideceğiz? Biz hepimiz aynı. Bakkaldan bir şey alıyorsun, fiş veriyorlar sana. Biz bu kadar kağıda imza atmamıza rağmen bir tane kağıt yok elimizde yani belge.
İşte bir şeye hak sahibiyiz gibilerden. Şimdi ben bu evler yapıldığı zaman, evler yapıldığı zaman, teslim edileceği zaman bana 100 metrekare daire dediler sözün gelişi. Bana dediler ki 70 daire alacaksın. Ya 100 daire dedi ya, nerede yazılı bir şey yok, var mı? Yok. Buranın çamurunu, pisliğini, çöpün kokusunu biz çektik burada. Tam rahat edeceğimiz zamanda şimdi evlerden çıkılıyor. Katiyen herkes diyorlar mahalleyi yakarız, yine çıkmayız. Kapılara zabıta hiçbir şekilde size sormadan gelip yapışıp gidiyor. 30 gün içerisinde evi boşaltın tarzında evleriniz yıkılacak. İşte söylediğimize, sorduğumuza da dahil diyorlar ki işte çıkmazsanız 30 gün içerisinde çelik kuvvetle gelecekler. Elektrik suyunuz kesilecek. İşte sonraki 15 gün içerisinde çelik kuvvetle gelip sizi evden atacağız tarzında böyle tehdit ederek bütün millet zaten kimse istemiyor. Benim okuma yazmamız yoktu kızım. Buraya bizi çağırdı. Biz de gittik, imza attık. Okumamız yok, bir şeyimiz yok. Aylığımız da yok. Şimdi bize diyor çıkın gidin. Nereye gideceğiz? Bu gördüğün insanların %99'u cahil. Belli ilkokul, ortaokul mezunu insanlar. Şimdi burada siyasi odaklar, affedersin müteahhitler, mafya işbirliğinden buralarda insanlar yıldırmak, korkutmak istiyorlar. Bu şekilde insanları buradan uzaklaştırmak. Gayeleri bu. Ben tapu vermişim, tapu parası vermişim. Devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu almışım. Bana her türlü altyapı, doğalgaz, elektrik, su vermiş. Bunların parasını ödüyorum. Evin vergisini veriyorum. Çöp vergisi veriyorum. Beni bunların olduğu halde bir dışarıdan gelen sığınmacı kadar bana hak tanımıyor.